Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Karşıda yine bir deneyim için sevgili Doğukan, namı diğer Duki var. Ne haber Doğukan? İyi, siz ne yapıyorsunuz? İyidir valla. İşte bu bilgisayarı çekeceğiz falan. Valla öncelikle ilk keşke gelmeseydiniz. Geldik valla. Çünkü... Abi lütfen benim olsun diye. Valla abi şaka maka. Şimdi sebep belli, başlıkta da yazıyor. Aynen kapat, ama beğenim. Yok ilk önce yine... belki senin o A72 anlatışını da bilmeyenler ya da belki seni bilmeyenler. Ha, evet ya bu arada özür dilerim. Anlatamayışı falan diyormuş. Ne diyor ya bu? İlerisi. İlk olarak bir hadi klasiktir bizim çünkü bu serinin. Doğukan kimdir, ne iş yapar ve budur. Budur. Abi benim adım Doğukan. Ben bir grafik sanatçısıyım ve aslında bir yandan da YouTuber'lık yapıyorum. YouTube'a grafiti yaptığım grafiti işlerini sergiliyorum aslında. Orada insanlarla paylaşıyorum yaptığım işleri. Ama insanlar şeye bakıyor tabii ki de grafiti sanatçısıyla teknoloji ne alakalı falan dedikleri kısımda onu kırmak için aslında birazcık YouTube'a değindim. Ve Aydoğan geldi dedi ki kardeşim dedi bak dedi böyle bir cihaz var. Ne yaparsın ne dersin dedi. Öncelikle ben direkt böyle görünce şey dedim. Abi bu direkt tasarım çok iyi olmuş falan diye. Her şey tasarım kafasına gidiyor. Aslında bir oyun tarafından değil de şey tarafından bakıyorum. Yaptığım işler, sonuçta YouTube işler çekiyorum. İşte Premiere kullanıyorsun, kapak tasarlaman gerekiyor. Photoshop kullanıyorsun. Ama tabii ki de bununla sınırlı değil. Normalde yaptığım işler de tasarım olduğu için. Aynen. Ağırlıklı tasarım tarafına baktım ben birazcık. Ama tabii ki de efsanede oyunlar oynanıyor. Ama geleceğim onlar birazdan. Biraz dertlerim var açıkçası. Onlardan bahsedeceğim. Hadi tasarım demişken o zaman ilk olarak tasarımdan girelim. Gerçekten hani farklı bir yapıda bir kasası var özellikle. Evet, evet. Aegis TI-5'in. Bu açıdan ne düşündün hani tasarımını gördüğünde ki evet senin dediğin gibi o ilk böyle kasayı çıkartırken ki şeyini oha hani çok farklı yapmışlar tepkini hatırlıyorum. Sen ne düşünüyorsun tasarımı hakkında? Abi bir defa kasa çok küçük. Yani olması gerektiğinden daha da küçük. Normalde tabii ki içinde böyle bir sürü şey koyduğunda bir artık cihaz böyle ben buradayım ben çok iyi bilgisayarım diyor da ilk gözde şey dedim böyle küçük abi bu nasıl yani falan kafasına giriyorsun. Ya tabii ki de teknolojinin tam biraz işte ne bileyim o ekran kartının büyük olması ama bir yandan da RAM'lerin, SSD'lerin falan küçük olması da çok güzel değerlendirilmiş bence. Ben sadece şu alt tarafında ilk gördüğümde hoparlör mu abi bu falan deyip tepki gösterdim mesela bu ne yani falan deyip. Bir yandan da düşündüm acaba yüksek desibelli falan böyle kaliteli bir şey evet koysalar. Aslında, çünkü ben hala masaüstünde hoparlör kullanan bir adamım. Çünkü gün içinde sürekli kulak bir süre sonra özellikle yazın bir bayıyor böyle sıkıyor evet. Seni. Dışarıdan ses çok dinlediğim için istedim aslında öyle bir şey olmasını. Sonuçta tasarım falan yaparken de kulak takmazsın abi müzik dinlersin o dışarıdan ses dinlersin aynen. Falan. O konuda birazcık böyle şey oldum. Olsaydı iyi olurdu falan diye. Şimdi eskiden şey vardı abi. Eskiden gerçi geçen sene içinde artık bu bitmeye başladı. Masa üstünden artık kasalar yine tekrar masanın altına inmeye başladı. Evet. Çünkü artık insan LED'e, RGB'ye doyma evresine girdi. Hı-hı. Cam olmasını bekledim sol tarafının. Aynen belki. Çünkü şey uyandırıyor. İçi de güzel görünüyor kesinlikle. Ya diyor acaba hani bu kadar gizemli olmasının sebebi içerideki tasarım düzenlen, yerleştirme sistemi güzel yerleştiremeden ya da görmemizi mi istemiyorlar falan diye böyle gizli bir kutu olmuş aslında. Ama sen de orada dedin ki yok abi hiç öyle değil direkt tak çıkar direkt her şeyi aynen. Rahat rahat yapabiliyorsun dedin de. Şu an çünkü işte üzerinde mesela 12900K'nın sıvı soğutması var. O direkt RGB'li bir şekilde kendini gösterebilir. 3090 yukarıya bakacak şekilde burada ayarlanmış. Hani hem o yer kazanımı vesaire için ama hani şey de değil. Normalde bu tarz sistemlerde biraz daha düşük profilli çift fanlı falan filan sistemler kullanılır ki daha doğrusu ekran kartları ama burada 3090'ın klasik sen gidip MSI'nin 3090 ekran kartını aldığında olacak olan kart var. Yine RGB destekli vesaire olması. O konuda yani görüntü açısından da tabii ki bir geniş kasa kadar her şeyi sana göstermiyor ama zaten üzerindeki birçok noktasında da RGB aydınlatmaları var. Sen kendini direkt MSI Center üzerinden ya da Dragon Center üzerinden onlara eşleyip kullanabiliyorsun zaten. Şu anda da hani düz kırmızı olacak şekilde klavye, kulaklık, faresi ve kasa senkron olayı güzel abi ya. Senkron bir şekilde duruyor. Peki sen şimdi evet dediğin gibi oyuncu tarafın var, yayınlar açıyorsun. Bir diğer yandan zaten kendi videolarını çekip kurgusunu kendin yapıyorsun ki daha önceki dönemde zaten profesyonel olarak da bu işleri yaptın. Bu açıdan bu kadar yüksek bir nasıl diyeyim donanıma sahip bir cihazı kullanmanın avantajı nasıldı? Sonuçta sen de mesela çekimlerini 4K yapıp renderliyorsun vesaire gibi açıları düşündüğümüzde. Abi yayın evresinden başlarsak öncelikle şey çok önemli. Oyun oynarken aynı bilgisayardan yayın yaparsan FPS değerini inanılmaz düşürüyor. Çünkü işlemci kullanmaya başlıyor. Ekran kartını kullanırsan da
yayını izlettiğin insanlara pikselleştirme sorunuyla karşı karşıya getiriyorsun. O yüzden ben mesela ikinci bir sadece yayın için bir bilgisayar almıştım. Yani sadece yayın açayım ve oyunumu rahat rahat sergileyim diye. Şimdi nereden baksam bir 50 FPS falan belki 100'e kadar bir internet tabii ki uploaduna göre değişiyor. İnanılmaz bir şekilde etkiliyordu. Bunda hiç öyle bir şey yok abi. Direkt cayır cayır yayında aynı anda yapıp aynı anda yüksek çözünürlükle oyunlarını da oynayabiliyorsun aslında. Öyle bir güzelliği var. 4K render'ı 7 dakikada falan aldım bu arada. 18 dakikalık bir videoydu. Kendi bilgisayarına karşılaştığımız zaman 15 dakika fark ediyor. Yani bu içindeki tabii ki de RAM'inden. Aynen. Yani RAM maşallah var. 128 GB RAM var içinde. Güzel RAM var. Biraz alamadım ama. Ya ben sürekli yüksek baktım. Çok istedim abi bu arada. Korktum ama tamam ne olur. Şimdi buna korkarsın tamam mı? Belli yani bu. Dokunma bana deyip sen sadece oyununu oyna abi falan diye takılıyor burada yani. Şeyde çok merak ediyordum. Nasıl yerleştirdiğini. Yani o sıvı soğutucuyu ben o sıvı soğutucuyu bu kasayı sıvı soğutucuya göre seçiyordum. Mesela öyle bir garip bir durum da vardı. Hani güzel abi bilmiyorum ya. Şey olarak herhangi bir aksama yaşamadım. Yani özellikle mesela dediğin gibi işte Premiere'de tabii ki hani birçok etmende değişiyor işte. Hem süresinin önemi var. Mesela senin denediğin 18 dakikalık bir videoymuş ama üzerine eklediğin efektler ya da tabii ki. Sıradaki kullandığın şey daha uzun bir sürede. Bu tarz şeylerde de hani senin bir yayın planın olduğunda bir şey olduğunda onun hızı seni yolda bırakmaması ya da işte Premiere'de bir anda patlaması etmesi falan filan birçok derdi çıkartır. Hatta hani ne kadar sistem olarak zorlar bilmiyorum da ya da onu denediğimi bilmiyorum. Sen aynı zamanda şimdi mesela 3D yazıcılarla da baskı yapıyorsun. Onun bir tasarım kısmı var. Hazır tasarım alsan da onu kendine göre düzeltmesi ya da sıfırdan çizmesi. Bunların bu konuda ekran kartının işlemcinin yüksek olması lazım ve şu anda da piyasada alınabilecek hani şeyleri saymazsak, sunucu işlemcilerini saymazsak en güçlü işlemciyle en güçlü ekran kartı. Bir de RAM konusunda abi. Da rahat. En zirveye oynamışlar aslında. Ama bir de şey de önemli. Yani her şeyin en iyisini yaptık dediğin zaman bu sefer de birbirleriyle çarpışıyor abi. Ve o yüzden bayağı çok dengeli bir şekilde uyarlamışlar. Kesinlikle. Ya monitörün mesela şey büyük olması, 32 inç olması. Senin artık o CS'de işte 4-3'e stretchleyip işte daha büyük adam göreyim falan demene gerek değil. Monitöre biraz daha yaklaştığın zaman adamı zaten onu yapmış gibi hissediyor. Zehir gibi görüyorsun çünkü şey olmuştu hatta. Eline ilk işte bıçağı aldığında elimi koyduğunda aynı var. Yani ben sadece elimi monitöre sokmuşum ve beraber oynuyormuşum kafasında. O gerçekçilik çok güzel oluyor ve en güzel kısmı insanlar normalde yani biz eskiden FPS arttırmak için bütün çözünürlükleri dibe çekiyorduk. İşte daha yüksek FPS olsun ki akışkanlık bozulmasın. Bunda bayağı silahın parladığını işte en yüksek karşıları hayal yapıp smoke efektinin arasından çıktığını falan görebiliyordun. Yani şey, zevkimizden ödün veriyorduk aslında. Aynen. Oyun oynamak. Rekabetçi olmak evet dediğin gibi tam oydu. Kesinlikle o konuda böyle çok mutlu etti beni. Renk özellikle, renkle uygunluğu çok iyi. Çünkü şöyle bir şey, tasarım yaptığın zaman, şimdi ben sprey boyayla iş yaptığım için dijital tasarımda sprey boya rengi inanılmaz fark ediyor. Ve hep monitörün yanına getirip böyle bu buna renge uygun mu falan diye böyle bir renk cümbüşünü yaratmaya çalışıyordum. Bunda en azından öyle bir şey yaşamadım mesela çünkü maksimum 1 ton falan fark ediyor ki o 1 tonda zaten hani egoistçi olmasın ama normalde insanların göremeyeceği bir ton olduğu için ben onu çok rahat algılayabiliyordum. Ona göre seçimlerimi, tercihlerimi yapmıştım. Hızlı bir cihaz, zevkli ve şey abi böyle yani gerçekten Alien'a benziyor abi. Ben hani karakter olarak Alien karakterine falan çok benzettim. Ben de aynı şekilde çok tatlı yapmışlar abi. Bence güzel ya. Yani ne fazla ne eksik. Yani tadında gerçekten şey demiş abi boş ver sen bas abi tuşu aç yani beni ve yap. Oyununu oyna yani. Oyunuyla şey işte profesyonel kullanımlarda istediğini yap vesaire. Bu konuda da şey zaten ki bir diğer yandan işte dediğim gibi sen Twitch'te hem işte konsol tarafında hem şeyde yeni çıkan oyunları da takip ediyorsun. Ve tabii ki şu son dönemde hem popüler olup hem de sen kendini çok fazla sevdiğin için Valorant üzerinde de çok oyun oynadın ettin vesaire. Bundaki geçirdiğin sürede nasıldı? Hani senin zaten işte aynı örneği veriyor. Sen zaten çift bilgisayar kullanıyorsun ve senin kendi bilgisayarında sistem özellikleri gayet yerinde. Yani rahat rahat oyun oynayabileceğin yeni çıkan bir oyunda sorun yaşamayacağın bir düzeyde ama burada mesela işte 2K çözünürlüğüyle beraber İşte 400-500 FPS'lere varırcasına bir deneyim yapmak nasıldı abi daha için? Akışkan bir kere. Gerçekten onu fark ediyor. Ben şeyim böyle. Bende 144 var. Çok fark etmez ya falan hani böyle ne olacak hemen hemen yakın birbirine falan dediğim yer olmuştu. Gerçekten çok fark ediyor. Bir defa şey çok güzel hani mouse'un bir kere mousepad ihtiyacı yok. Tamam tabii ki bir e-sporcu değilim. Çok profesyonel bir adam değilim.
ona ihtiyacı vardır ama kalkıp da onun için mousepad kaosu yaşamadım mesela. Çünkü bazen sığdıramamak, kayganlığı işte nasıl olacak falan filan. O hassasiyet evet. Çok güzel veriyor. Klavyesi bir defa çok küçük. Minimalize bir şey yapmışlar. Aynen, masada profilli. Fazla yer kaplaması için. Çünkü böyle bir masaya böyle bir setup'ı sığdırmak gerçekten ideal abi. Çünkü kocaman bir monitörüm var. Ortalama bir şeyim var. Kasam var. Klavye, mouse'un her şeyin hani bir arada olması gerekiyor. Çapraz kullanıyorsun, yer açıyorsun kendine falan derken bir kaos yaratıyorsun abi. O yüzden çok güzel yapmışlar. Oyun oynarken de zevk alabiliyorsun bu esnada. Evet. Yani 500 FPS'i çok rahat gördüm. Bu arada bu şey tabii. Bütün yüksek görsellerdi yani. Aynen. Bütün özellikler olabilecek yüksek, en yüksek açıktaydı. Onları düşürdüğüm zaman da 200 FPS falan ekstra bir bonus kazanmış oldum. Yani 600'ü falan çok rahat görebileceğin, oynayabileceğin bir şey. Tabii ki Hz de önemli bununla alakalı. Şimdi ben onu sana aslında sormuştum. Onu tekrar dile getirebilirim mesela. 144 Hz bir oyun oynuyorsa, 140 monitörün 144 Hz mesela. 144'ten fazla FPS alman bir şey fark etmez abi dediğinde. Orada mesela bana çok güzel teknik bir cevap vermiştim. Bilmediğim için hani tekrarlamak istedim. Aslında orada işte bakış açımı değiştirdim mesela. Okey abi, sadece monitörün herzinin yüksek olması önemli değil. Sistem de bunu destekleyebiliyorsa ya daha fazla FPS alabiliyorsan neden olmasın tarzını. Çok güzel bir haz yaşadım abi. Çok keyifliydi ya. İnanılmaz yani, iyiydi. Komple yani. Akıcı, hiçbir sıkıntı yok. Sen orada en ufak hareketi görebiliyorsun ve hani işin rekabetçi kısmında işte senin sonuçta klavyeye bastığın anda görüntüyü orada görebilmek. En ufak bir ince bir şey hareketi, özellikle işte dürbünlü bir silahta bakıp şey yaptığında bunun karşılığını alabiliyor olmak gerçekten keyifli. Peki bir genel değerlendirmeni alacak olsak, hani böyle bir sistemin olsun ister miydin? Ya da mesela diyelim ki MSI demiş ki ya tava hoşuna gitmiş, kalsın durumu olsa ne düşünürdün? Ben güldüm direkt. Kalsını duyunca orada geldi zaten aynı. Çok iyi bir kasanızı upgrade edebiliriz. Bu kasanın üstüne ekstra kendi deneyimlerimi katarak perfect bir kasa ortaya çıkartabiliriz. Monitör, klavye, kulak, kala bir sıkıntı yok. Onları bir şekilde tedarik ediyorum. Onları ben alacağım. Abi hayır demezdim çünkü olması gereken, abi çok iyi ya, olması gereken bir şey gerçekten. Harbiden yani sen gerçekten sosyal medya içinde büyüyorsan, işin buysa yayın yapabildiğin, aynı tek bir cihazla yayın yapabilmek, işte oyununu rahat rahat keyifle izleyebilmek. Çünkü bir süre sonra şey oluyor, sıkılmaya başlıyorsun. RAM'ini değiştirmek istiyorsun, ekran kartını değiştirmek istiyorsun, dönüyorsun bir bakıyorsun diyorsun ki abi işte sallıyorum, sistem buna uyum sağlamıyor falan. Hani öyle bir şey var. O yüzden her şeyi toplu bir şekilde satabilen bir sistem çok zor şu an. Yani şey oluyor çünkü. Bir şekilde bir yerine patlak veriyorsun abi. Evet. Yani adam bunun garantisini çok güzel vermiş. İşte kapalı kasa mantığı oradan geliyor. Ben buyum. Başarılarım bu. En ufak bir şeyinde bir sıkıntı olduğunda tek bir yerle uğraşıyorsun mesela. Yani sadece RAM'i oradan aldığında, ekran kartını oradan aldığında işte şimdi bir ona gideceksin, 20 gün orada bekleyeceksin, 20 gün de onun için bekleyeceksin falan böyle ki yaşadım. Bir RAM kaosu yaşadım, bir ekran kartı kaosu yaşadım falan. Hepsiyle ayrı ayrı uğraştım falan. En azından tek bir kişiyle muhatap olmak, tek bir markayla, firmayla muhatap olmak çok çok daha iyi ki sağlıyorum. Sen bunu RAM için götürdün de diyelim ki bozulacağını sanmıyorum da bozuldu. Adam ekran kartını da kontrol edebiliyor çünkü setup ona ait olduğu için full check-up yapıyor yani. Bence güzel bir sistem yapmışlar abi. Güzel ya, ben harbi ne desem daha ekstra böyle hani abartıyormuş gibi olacak ama deneyimlemek gerekiyor ya mutlaka hani. Şansınızı deneyin abi. Gerçekten abi, ben böyle bu arada şans... Evet, sen demişken hani bu süreç devam edecek. Zaten bizim Kim Kullanmak ister serisini tabii ki bizim takipçilerimiz biliyor. Ve eğer siz de işte Doğukan gibi bu sistemi şu anda karşıda gördüğünüz bütün setup'ıyla ve kurgusuyla beraber deneyimlemek istiyorsanız açıklamalar bölümünde zaten bir link var. Oradan formu doldurarak siz de bu adaylardan biri olabilirsiniz. Ve biz de size getirir bırakırız bir hafta boyunca deneyimlemiş oluruz. Ben de gidiyormuşum. Bir hafta böyle duruyormuşum. Oyna çabuk çabuk. O ile vurulmaz diye falan filan şey yapıyormuş. Oturuyormuş. Kasayı bilmiyorum. Söz vermeyelim de. Diğerlerini alabilirsiniz. Kasa yok. Bundan sonra hiç orada da çıkmıyormuş. Yok yok, geyik bir yana perfect abi. Bir full de setup. Şeyden sormuş olayım sana. Hiçbir hani eleştirim var mı mesela? Ya burası daha iyi olabilirdi ya da hani ya böyle bir yerde böyle bir takılı kalan, kafanın üzerinde bir soru işareti oluşturan bir şey oldu mu? Ya abi aslında tam olarak olmaz. Sadece o alttaki, işte alt taraftaki hoparlör mantığına bir takıldım. Olur olmaz tabii ki, adamların tasarımı bir şey diyemem. Ama şey abi, artık böyle yurt dışında gördüğümüz bu çizgileri falan artık
görelim yani. Biz buna çok geç kaldık. Hep çünkü bizim şeydir, cam, kasa, kare veya işte sallıyorum dikdörtgendir. Artık stabil hale geldik. Yani şu ucunu sivriltmek için fazla bir materyal kullanması bile önemli. Ondan bile kaçıyoruz. Ondan kaçmamış aslında. Çok fazla negatif bir yorumum yok. Ne olursa olsun ayakların görüntüsü, işte ortaya verdiği bir buton ve bu butonla direkt bilgisayardan senin her şeyi kontrol edebilme aynen özelliği, sana verdiği bildirimler, işte bu kadar işte ısındı bu kadar falan kullanıyorsun. Herzlerin, ıvırın, zıvırın, bütün teknik bilgileri burada alabiliyorsun. Biraz da kişiselleştiriyorsun aslında. Aynen. Mesela şey vardı, o çok komiğime de gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Paylaşmıştım da benim incelediğim süreçte 14 Şubat'ta sevgililer günü kutlu olsun diye orada şey vermişti. Hani böyle güzel bir detay yapmışlar. O komikliği bile yapmışlardı. Güzel yani, şey değil. Arka planda belki USB portları biraz daha fazla olabilirdi. Artık Type-C'lerden birkaç tane daha fazla kullanabilir artık. Çünkü hızlı şarj mantığında Type-C'den Type-C'ye çok fazla artık hani sistem buraya gelmeye başladı. O birazcık bir çıtır o eksik gelmiş. Ama ne olursa olsun şey, tasarım dış tasarım çok iyi abi. Yani kesinlikle artık bu olsun yani. Bundan daha fazlası olsun. Neler neler var artık, bizim de bunu artık ele avucu almamız lazım diye düşünüyorum. Böyle şeylerden kaçmamak lazım. Çünkü yenilikçi. Yani bir defa özgüvenleri çok yüksek. Böyle bir şey, tabii ki şey derler ya, Amerika'da görseniz beğenirsiniz ama Türk olduğu için beğenmiyorsunuz. Ha, aynen öyle. Yani bu artık şey böyle, o şeyden kaçmışlar. Direkt sunmuşlar abi böyle bir şey yaptık diye. Çünkü çok niş bir iş. Kesinlikle. Bu arada şeyi de söyleyelim izleyenlere. Buradaki dediğim gibi hani sonunda da bir özet geçmiş olayım. 12900K, 128 GB RAM. Bir diğer yandan Gen 5 SSD'si var. Yani 7 GB bölü saniyede aktarım yapabileceğiniz, toplamda 5 TB'lık bir depolama alanına sahip ve 3090 var üzerinde. Ama Türkiye'de satın alabileceğiniz işte i7'li, 3080'li vesaire farklı farklı profillerde sizin ihtiyacınıza göre bir şey olabilir. Çünkü buradaki dediğimiz gibi en top seviyesi. Yani Türkiye'de satın alınabilecek. Onu her videoda büyük ihtimalle söyleyeceğim ben. Hazır sistem olarak ve böyle farklı bir tasarım kasa olarak en pahalı ve en tabii ki en dolu sistem konumunda. Siz de kendi bütçenize ya da ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Ve aynı zamanda içerisindeki sistemdeki bütün her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Bu benim gözümdeki en büyük artısıydı. Çünkü hazır böyle özel tasarım sistemlerde yeni değiştirme imkanınız oluyor ama işte servisin bunu yapması ya da ona göre bir parça seçmeniz gerekiyor. Burada sadece RAM'lerin low profile dediğimiz, hani üstünde soğutmalı değil de düşük olması, düşük profili olmasının dışında her şeyi rahatlıkla değiştirebilmeniz mevcut. Çok işlemcili vesaire. Yani yok ama sadece düşük profil zaten boyut şey oluyor. Çünkü üzerinde direkt DDR5 RAM var ve zaten yüksek megahertzlerde de kullanabiliyorsun. Bu sayede işte gerek kurguda gerek oyunda işte mesela o kadar düşük olmasının sebebi hem 3090'ın performansı render alırken işlemcinin hiçbir şekilde şişmemesi, 128 GB olmasının yanı sıra işte yüksek bir megahertz RAM'in olması ve onu işlediği SSD'nin de Gen 5 SSD ile beraber çok yüksek hızlarda yapabilmesiyle ciddi oranda bir şeyi düşürüyor. Yani her bir parçasıyla beraber gerçekten üst seviye bir şey yapmışlar. Deyip Duki Bey'e teşekkür edelim. Yok edelim. Ne kadar video uzun, bitmesin, uzatırsam şey o kadar bende kalacak. O zaman biz burada takılalım, senden oyununu oyna falan diyorsun. Oynamaya devam ediyormuşum falan. Bozar vallahi ki. Kullandım bozuldu, bana ne? Ha, yapacak bir şey. Tamam işte tek servise götüreceğiz zaten. O yüzden bir benim için de dert olacak. Ağzına sağlık vallahi teşekkür Doğukan. Teşekkür ederim vallahi. Böyle bir deneyim için ben size teşekkür ederim. Gerçekten bu çok özel bir durum yani. Hardware Plus'a ve tabii ki de MSI. Tabii ki de sen. Eyvallah. Haydi Anay Kanat'a ekstra teşekkür ediyoruz. Vallahi gerçekten süper ya. Süper abi. Bence de ekstra, kesinlikle. Ne desem hani, boş. Katılıyorum. Sizler de ekstradan Doğukan'ın deneyimiyle alakalı, dediğimiz gibi hani işim profesyonel kısmında render vesaire alma kısmını da deneyimlemiş oldu. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Zaten sosyal medya hesapları ve Twitch hesabı, YouTube kanalını da aşağıda göreceksiniz. İşte grafitiye ya da tasarımlara meraklı olanlar direkt Doğukan'ın kanalına da abone olabilirler ki birçoğumuz zaten biliyor seni, bizim takipçilerde. Onu da söylemiş olalım. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir Kim Kullanmak İster serisinde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.